Elini bile kaldıramaz. MMA dövüşçüsü ne demek ya Hakan'cığım? MMA'den bahsediyorum. Adamı yok eder. Git ağırlığını kaldır. Senin neyine git bench'inin altına gir. Basıyor musun? Kaldırıyor musun? Mesela ben kavga etmem. Niye? Çünkü dayak yerim. Çok basit. Hakan abi Atan şey. Garip. Hep onlarlar iş gülmezler. Tabii hiç oturmasın. Batuhan yemek falan yemesin. Ailesi yok. Ben mesela kesinlikle yabancı antrenöre karşıyım milli takımda. İlk icraatım ya Fatih Terim ya da Sergen Yalçın'ı getirmek olur. Sen 100 milyon doları bana ver. Ben zaten Real Madrid'im be oğlum. Madrid'in kendisi benim. Bu ay sonunda kovalara ilgi artacak. Aslan kaç, para para pom. Sky Spor ekranından herkese merhabalar. Ben Batu'yla karşınızdayız. Batu, selamlar efendim. Nasılsın? Mermi gibiyim. Çok iyisin ya. Evet. Abi gördüm. Şapkan. Şapkan nasıl? Bayıldık. Şapkaya bayıldık. Düştük şapkaya. Bilekberk. Ama çok iyi be. Ya şapkalarımla ilgili çok şey var zaten Hakan'cığım. Vallahi. Onun için ben Batu'dan bu hafta bizim izleyicilerimize sesleniyorum. Ben Batu aracılığıyla 3 tane şapka veriyorum bu hafta. Aha! İçimden geldi. Çok güzel bir konuyla başlıyoruz. Senin bu hayatta en sevdiğin şey nedir? Para. Para. Merve Taşkın. Kimdi bu kız ya? Bilmiyorum. Bir OnlyFans'ta yayın yapan bir hanımefendi. Ha, düzgün. Evet. OnlyFans gelirini açıklamış Merve Taşkın. OnlyFans gelirini açıklamış, evet. Ayda 100 bin dolar kazanırım ama bu benim için yeterli değil demiş. Ne diyorsun? 100 bin dolar. Evet. Yeterli değil. Çok çirkin. Allah affetsin. Bence 100 bin dolar buna yetmez çünkü güzellik falan, yani güzelleşmek için estetik falan yaptırıyordur. Aylık ben katılıyorum Merve. Çok haklısın, doğru yoldasın. Tebrik ediyorum. 200 bin dolar kazanıp acilen suratını yaptırman lazım. Bir de bu haftanın en önemli konusu var. Bir de kendini kedi gibi falan yapmış. Alacak iş değil ya. Niye böyle yollara giriyorlar yani? Niye ya, hiç sevmediğim şeyler. Bak yayıncılık evet saygı duyarım ama o sayfa sevdiğim bir şey değil. Geçelim. Benim, evet aynen öyle. Şimdi yine senin çok sevdiğin arkadaşlarından bir tanesi. Mario Balotelli. Aa bak severim Balotelli. Balo'yu severim. Geldi. Biliyorum, geldi tekrar. Ne diyorsun geri dönmesi? Çünkü Adana unutulmaz bir yerdir. Yani Demirspor'da oynuyorsan, özellikle Adana'da Demirspor'da oynuyorsan, Adana mavidir bu arada. Ben Adana'yı mavi severim, bunu da söyleyeyim. Yani unutamazsın Balotelli'cim. Gidersin ama gidemezsin. Gelirsin o acılı kebabı yersin. Bir kere yedin mi bağımlılık yapar. Yaşar abiye de selamlar. Evet, kaburgacı Yaşar'a buradan selam olsun. Balotelli mi sen mi? Tabii ki ben. Tabii. Otururken tabii ki ben. Otururken değil mi? Ayağa kalkınca. Çok iyi otururum. Ayağa kalkınca işler değişir. Evet. Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan kavgası. Şimdi Kaan Kazgan MMA'de şampiyon olmuş. 70 kiloda şampiyon olmuş bir aslında profesyonel dövüşçü. Evet. Karşısında da bir bodybuildingçi, fitnessçi. 1.93 boyunda değil mi? 120. Yani, 100... Tahminimce elini kaldırmadan dövmüştür Savaş onu. Elini bile kaldıramaz. MMA dövüşçüsü ne demek ya Hakan'cığım? MMA'den bahsediyorum. Adamı yok eder. Ama MMA dövüşçüsü Kaan Yazgan 70 kilo olan. Savaş diyor ki ben diyor isterse diyor 70 kilo diyor. Kim ne olduğu için önemli değil diyor. Tek tokatla bayıltırım onu diyor. Abi. Atamaz ki. Hı? Atamamıştır. Tek tokat bile atamaz. Atamamış. Atamadı değil mi? O yaşamadı. Evet. Çocuk bir bu ne? Yani. Bu adamın şeyden sonraki hali mi? Bu ne lan? Bayağı bir dövüş. Oğlum adamı parçalamış la. Senin kolunu kırarım diyor şey 70 kiloluk dünya şampiyonuna. Ama Savaş Cebeci'nin kaş, maş, burun, murun. Gördüm. Bir de çocuk insaflı kafasının altındaki taşı maşı alıyor. Çarpmasın ona diye yani. Vallahi mı? Vallahi. Hem dövüyor hem taşı mı alıyor? Evet. Çok çok delikanlı adam. Seninle tanışmak istiyorum yiğidim. Bir iki kişi var, onları da döver misin benim için? O ne ya, harbiden adamı paramparça etmiş. Çok normal. Ya sen ne fitness oğlum, git ağırlığını kaldır. Senin neyine git bench'inin altına gir. Basıyor musun? Kaldırıyor musun? Yalandan bağırın falan diye. Bırakın abicim bu işi. Sen herkesin bir işi var Mami. Sen şimdi benimle futbol oynayabilir misin? Oynayamazsın. Herkesin bir işi var yani. İnanamaz. Yazık olmuş çocuğa. Bir de çimenlikte dövmüş ya.
Çimenlikte dönmüş. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Amerika'da olsa ikisi de birer milyon dolar kazanırdı biliyor musun şu dövüşten? Çünkü böyle bir çağrı da Amerikalılar derler ki gel kardeşim tamam okey biz ayarlıyoruz senin ringini, yayıncı kuruluşunu. Baba onlar da bu işler acayip. Bizimkiler çimende dövüşüyor ya. Vallahi billahi ya adam bildiğin bir de sarı çimen, fakir çimeni o biliyorsun değil mi? Güneşten şey olmuş, sararmış. Yazık olmuş kendini yani bir delikanlı böyle kendini bozdurmaz. Mesela ben kavga etmem. Niye? Çünkü dayak yerim. Çok basit. Çok basit. Sen de bizim Marul'u falan döversin ama ya. Kimi? Marul'u. Marul'u yok ederim. Marul'u tek tokat atarım ona. Ama bir şey söyleyeceğim. Marul benim çok sevdiğim kardeşim biliyorsun. Selam olsun buradan. Ona kıyama, ona vuramazsın ki. Vuramazsın. Çok komik ya. Çok komik. Hakikaten. Yerlere yatıyorum. Bu arada TikTok'tan Batuhan Karadeniz'i takip etmeyi de unutmayalım. Evet. Bilgisayarım geldi arkadaşlar. Hah, çok önemli. Evet. Batuhan en çok sorulan soru. Benim için önemli değil ama bizi izleyenler için çok önemli. Gerçekten. Neden biliyor musun? Çünkü Ekim ayında inanılmaz bir bilgisayar kasası yaptırıyorum. Ve inanılmaz indirim verdim. Geliyordu salı günü. Benim geldi. Şimdi şöyle. Benim kasam geldi. Ama şirketin yetkilileriyle konuşuyoruz. Gigabyte ve Ütopya ile beraber. Yapabileceğimiz en maksimum indirimi benim izleyenlerim için yapacaklar. Ha. Bir dahaki ayda YouTube'da videosunu çekeceğiz. Yani 50 bin lira, 60 bin lira kasayı çok ciddi rakamlara vereceğiz inşallah izleyenlerimize. Buradan i̇nşallah. Da bildirelim. Siz koymak istemez misiniz? Koyun da güzel bir ismim olsun. Başlıyor oyunlar yani. Oyunlar başlıyor. İnşallah başlayacak. Bilgisayar geldi. Gigabyte'dan bilgisayarı çok hızlı aldık. Mert Bey var orada. Çok teşekkür ediyorum buradan. Ama 20 gün önce sipariş verdiğim masa gelmedi. Aynen. Hangi şirketten sipariş verdiğimi de söylemek istemiyorum. Bir sonraki Batu'ya kadar eğer gelmezse o masa... Eğer o masa bir dahaki sonraki Batu'ya kadar değil. Yarın benim evime gelmesin. 10 gün oldu. Bir de hızlı teslimattan yarın kargoda diyordu. 10 gün oldu. Çok büyük sıkıntı var. 10 gündür yok. Evet. Twitch yayınları da başlayacak mı? Twitch'i bilmiyorum. Kararsızım ya. Başladık mı? Tamam, yaptık ki. Her yerde ben yayın yapayım. Ben öleyim ya. Ben hiç dinlenmeyeyim. Batuhan'ın hiç eşe dostu yok. Arkadaşı yok. Hakan abi. Batuhan garip. Hep onlarlar hiç gülmezler. Tabii hiç oturmasın. Batuhan yemek falan yemesin. Ailesi yok. Hep yayın yapsın Batuhan. Gariban Batuhan başlığını atıyoruz şu anda. Atın tabii. Ben garibim ya. Gariban Batuhan program başlığı. Beşiktaş Divan Kurulu üyesi eski başkan adayı Hürser Tekin Oktay diyor ki Can Onana, Beşiktaş'ın yeni transferi. Can Onana'yı Lille'de aynı dönem forma giyen Amadou Onana sanarak transfer ettiler diyor. Bu arada Amadou Onana da Everton'a gitti. Aynı bölgede oynuyorlar. İki Onana da aynı bölgede oynuyor. Diyor ki Beşiktaş yanlış Onana'yı transfer etti. Olabilir, ben de yanlış yapardım. Bu arada. Yani bunlar normal şeyler. Ben hiç şaşırmıyorum Beşiktaş yönetiminin böyle. Yok ya yalandır bu da, bu kadar da değil ya. Adamı da tanırlar herhalde. Bilmiyorum işte abi. Onana. Hey Mambo. Mambo Italiano. Bir de bunu da iddia eden Hürser Tekin Oktay, yani hep futbolun içinde olan bir insandır Hürser Hoca. Yani şimdi hep iddialar var. Önemli olan belgenin olması Hakan'cığım. Evet. Yani şimdi adamlar tamam yanlış transfer yapmış olabilir. Oyuncu kötü çıkmış olabilir. Tamam şimdi eleştiriyoruz ediyoruz. Tamam her şeyin bir ayarı var da. Bu kadar da değil yani. Siz de abarttınız yani. Yani abarttın sen de. Gürsel Hoca. Gürsel Hoca sen ne abartmışsın yani. Kusura bakma. Geç abi. Geliyorum yine en sevdiğin teknik direktörlerden bir tanesi. Maalesef gitti. Allah rahmet eylesin. Hayır. Yollar ayrıldı. Ha yollar ayrıldı. Stefan Kuz. Ne kadar mutsuzum biliyor musun? Ne kadar mutsuzum. Nasıl olacak? Neden biliyor musun? Şimdi Stefan Kuz... Amirli takımdaki görevine son verildi. Ama bir uygulamada gördüm. Stefan Kuntz bir maçı yorumladı diyor. Büyük bir uygulamadan bana bildirim geldi. Hmm. Stefan Kuntz bilmem ne bilmem ne maçını yorumladı. Alman Ligi'ndeki mi? Ya bu adamdan kurtulamayacağız herhalde biz. Hmm. Hala burada değil mi? Vallahi hala burada ya, gitmemiş ya adam. İnanılır gibi değil. Çok mutlu oldum. Monte'ye darısı geldi. Hamit Altıntop'un başına. Monte'ye geldi. Tabii ki Türk antrenörü getirmeyeceklerini zaten tahmin etmiştik. Nereden ettik? Dediğim gibi hani rahat at koşturmak istiyor adamlar. Bilmiyorum. Nereye kadar gidecek acaba? Bakalım. Ben nereye kadar gidecek?
Montella'yı beğeniyorum ben. Montella iyi antrenör. Ama Türk milli takımı için bence erken. Bir de kankamız. Erken kanka. Erken. Montella değil yani. Olmaz. Ya bu Türkiye'de antrenör mü kalmadı? Ben anlamadım ya. Bizim milletimiz kendimizi tutucu olacağımız yerde ben çözemiyorum abi. Ben mesela kesinlikle yabancı antrenöre karşıyım milli takımda. Ben de karşıyım. Karşıyım abi. Abi Alman milli takımında bugüne kadar başka ülkeden hiçbir teknik adam çalışmamış. Bizde de çalışmasın abi. Ne olacak yani? Niye çalışmıyor? Mutlaka Alman olması lazım mesela. Adamlar tutucu çünkü Hakan'cığım. Bizim gibi değil. Bizimkiler yukarı giden aşağı çekiyor paçasından. Aman diyor ki sivrildi diyor yakalayayım paçadan aşağı çekeyim diyor. Yine bir çok sevdiğim... Montella'ya başarılar bu arada. Çok sevdiğim bir isim. Kim o? Jorge Jesus. Bayılırım. Dedem. Dedem geçen programa hiç değinmedik. Dedem bir şey yapmamıştı. Herhalde kendine geldi. Evet bu dedeciğim. Bu hafta yaptı. Ne yaptı yine? Çılgın. Arabistan'ın en düşük bütçeli takımıyla bir bir evinde berabere kalınca istifa sesleri çıktı hocamla ilgili. Şaşırdık mı? Hayır. Ne olacak dedenin sonu? Dede Allah'tan akıl istiyorum ben. Dedem çünkü yaşlandı artık. Dedem de B12 düşüklüğü biliyorsun var. Dede balık burcuymuş bu arada. Unutkanlık var. Ya dede de ne ararsan var. Bu arada geçen programda para boğaya geliyor dedim. Bana yavaş yavaş paralar gelmeye başladı. Boğalar aşağıya yazın. Paralar geldi mi? Şimdi ona geçeceğiz zaten. En önemli konumuz bu. Acayip bir talep var. Burçlarla ilgili. Haftalık burç yorumu istiyorlar Batuhan. Hepsi çıkmış. Söylediklerinin hepsi çıkmış. Söylüyorum ben işte. En fakir aslan ben dedin. Evet şu anda hiç param yok mesela. Evet. Hakan abi ben seni tanıdığımdan beri paran yok ya. Bu ne biçim bir şey ben anlamadım. Sen bu parayı ne yapıyorsun abi? Harcayacak yer bulamasan yırtıp atıyorsun herhalde. Öyle ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Space tuşuna az bas Hakan. Dedeye de buradan sevgiler. Dedenim ben. Batuhan izleyici soruları çok acayip sorular var. Ne gibi? Egemen Çidar diyor ki milli takımda Hamit Altıntop yerine göreve getirilirse ilk icraatı ne olur? İlk icraatım ya Fatih Terim ya da Sergen Yalçın'ı getirmek olur. Onun dışında da Hamit Altıntop yerine mi ben geçiyorum? Evet. Yoksa o zaman istifa ederim. Fahrican Kayalar. Çok önemli bir soru bence. Batuhan abi, para için tavsiyelerini alabilir miyim diye. Yani para için tavsiyeler ne olabilir? Harcamamak kanka. Harcamazsan çoğalıyor. Değil mi? Evet. Yani parayı harcamazsan çoğalıyor. Bir de nakit çekmeyeceksin Ako. Ben ona dikkat ettim. Ben nakit para cüzdanına ne kadar olursa olsun gidiyor. Aa ben hep ama öyleyim ya. Ondan mı gidiyor benim paralar? Hakan senin çektiğin 50 TL 100 TL bankamatikler ne gidiyor ki? Sen niye kendini kandırıyorsun? Kurban oldum. Ulan yemeğe gideriz ben öderim. Tatlı yeriz ben öderim. Kahve içeriz ben öderim. Senin para harcadığın yok. Sen bu parayı ne yapıyorsun ben seni çözemedim ha. Devam ediyoruz. Trabzon'da idmanlarda Mustafa Reşit Akçay ve Hami Mandıralı seninle özel olarak ilgilenmişti. Yalan. Dünyanın en büyük yalanı. Fakat ikinci maçta kadro dışı kalmıştın. Özetle Trabzonspor sürecini anlatır mısın diye. Şimdi özetle Trabzon sürecini anlatmak gerekirse ben biliyorsun futbolu genellikle maneviyata dayalı oynarım. Yani evet, sevmem doğru. Lazım bulundum. Yani, Trabzonspor'u tabii ki çok seviyorum. Trabzon benim memleketim. Her şartta da bunu söylüyorum ama ben Mustafa Reşit Akçay'a bir türlü ısınamadım. Konuşmaları, gerek işte yaklaşımı takıma karşı. Bir de en son takımla dururken ben İncil okuyorum diye bir şey söyledi. İşte yabancı oyuncuların da dilinden anlayayım diye. Ben de orada bitti. Yani olmadı bir türlü ısınamadım. Yapamadım yani olmadı. Yani olmadı hocayla uyum sağlayamadık olmadı. Ama çok sevdiğim hocam vardı mesela orada. Ünal Karaman. Ünal hocama da çok selam olsun buradan. Çok severim. Ya çok düzgün adam biliyor musun? Futbolda yani bu nasıl futbolcu olabilir? Futbolun nasıl içinde olabilir? O kadar düzgün adam yani. Ünal Hoca'ya çok selam olsun. Selamlar. Olmadı. Ya. Trabzon olmadı babacığım bir şekilde anladın mı? Olmadı. Bir de memleketin yani. Bir de çok sevdiğim yer. Ama mesela Hekimoğlu'na gittim. Trabzon yine aynı şehir. Çok mutluydum mesela. İnanılmazdı benim için mesela. Ve çok da iyi oynadın orada. Yani iyi oynadım. Seviyordum çünkü. Aileyi seviyorum bir defa. Hekimoğlu ailesini seviyorum yani. Başkanım selam olsun. Şimdi diğer soru. 100 bin dolar mı yoksa Real Madrid'de 2 sene garanti 11 şansı mı? Tabii ki. Dolar. Benim için biliyorsun önemli olan para yani. Seni tanımayan biri mi yazmış acaba soru? Aslında bilirler de ya.
Bu cevabı almak için mi istediler? 100 bin doları bana versinler, ben Real Madrid'de oynamak istiyorum. 100 milyon dolar değil abi, 100 milyon dolar. Anlamadım. 100 milyon dolar. 100 milyon dolara ben ülkeden çıkarım. Sen ne anlatıyorsun? Bir de Madrid'miş. Ne yapayım Madrid'in 11'ini? Sen 100 milyon doları bana ver, ben zaten Real Madrid'im be oğlum. Madrid'in kendisi benim. 100 milyon dolar nasıl bir para lan? Çok büyük para. Ako o para beni bozar. Yok be, para seni bozmuyor. Para bence sana çok yakışıyor biliyor musun? Değil mi? Herkes sana sallar da bu konuda, ben sana çok yakıştırıyorum yani. Gerçekten çok Anlamadım. Yakıştırıyorum. Sen bayağı bu para harcamayı bilen, oturaklı, üsturuplu bir kardeşimsin benim. Çok iyi harcamıyorum parayı. Çok güzel harcıyorsun bence. Vallahi. Nasıl harcıyorsun? Beni yemeğe götürüyorsun, kahveye götürüyorsun. Ya bir şey söyleyeyim, 100 milyon dolar. Harbiden şu anda düşündüm de. 100 milyon dolara dövme yaparım ya. Ne dövmesi? Buraya 100 milyon dolar yazdırırım işte. Yazılır değil mi? Allah yazar. 100 milyon dolarım var yazarım. Bilsin oğlum herkes. Fakir zengin ayrılsın. Tabii tabii kesin. 100 milyon dolarım var. Mantıklı. Sen ya. Ne yaparsın 100 milyon doları sana verseler? Bulamazsın ki beni. Sen biliyorsun normalde mesela hep ülkede parayı bulanlar ne yapıyor? Karıyı boşuyor. Peki bir şey söyleyeyim. Sende o da yok. Onun için... Karıyı da boş. Bir şey söyleyeyim. Her gün 100 TL 100 TL çekmez miyim peki? O zaman da. Ruhum fakir lan benim. Hakan abi sen gerçekten öylesin. Her gün hep böyle metrobüs tarzı şeyleri biniyor. Bu İstanbul kart var ya, bunlara binmesin sadece. Abi her gün her gittiğinde onu orada doldurur mu bir adam ya? 30 TL 30 TL. Oğlum at şunun içine bir 2000 lira da dursun. Her gün biniyorsun. O da yok. 20 lira 20 lira dolduruyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bugünlük de ben Batu'nun sonuna geldik. Yayın Hayır akışına... gelmedik. Önümüzde... Abi ne yapıyorsun? Abi insanlar bekliyor Batuhan. Neyi? Abi perşembeden perşembeye. Önümüzdeki hafta hangi burç şanslı? Kim kazanacak? Abi tam olarak bu hafta ben istişareye yatmadım. Ama Batuhan olur mu? Baksana herkes bunu bekliyor şu anda. Vallahi ama çok şey verdim Atalep. Bu ay sonunda kovalara ilgi artacak. Ama kovalar aşk hayatında şuna dikkat etmeli. Eskiye dönmeyeceksiniz. Kova burcuna sesleniyorum buradan. Eskiye dönmeyeceksiniz. Oğlaklar da bir dahaki ay aşktan yana çok ayrılık sıkıntıları yaşayabilir. Oğlaklarda da aşktan çok ayrılık sıkıntısı olacağı söyleniyor. Ama bir dahaki yani ay sonunda aşk konusunda en şanslı burç Yengeç. Ha. Yengeç. Para konusunda da... Önümüzdeki haftaki para konusuna bir girersen artık... Abi insanlar ona göre parayı hangi burcu yatırım yap. Mesela şimdi aslan olarak dersen ki aslan burcu yatırım yapsın. Ben 50 lira yerine iddiada 70 liralık oynayacağım. Arkadaşlar ne yazık ki bir dahaki ayda da herhangi bir şekilde aslana para gelmiyor. Aslan kaç para para pom. Şimdi bir, Eylül ayında parayı balık buluyor. Tabii. Neden? Çünkü balık mevsimi açıldı. Av mevsimindeyiz Eylül ayında. Güzel. Tabii avlanma yasağı kalktı. Eylül ayında parayı balık buluyor arkadaşlar. Balıklar yatırımını yapsın, iddia kuponlarını yapsın. Balıklarının bir dahaki ay kaybetme ihtimali yok. Evet. Yani aslan her zamanki gibi yine aç geziyor. Ama olmaz ki ya. Yani yapacak bir şey yok Hakan'cığım. Yani evren bunu söylüyor. Evrenden gelen bir şey bu arada. Benlik değil. İşte gök tutulması, efendime söyleyeyim güneşin de... Güneşin bu işte batıp çıkması, metroya girmek... Yanlış olmasın, hava olmasın. Metrodan çıkmak, bunlar çok önemli. Evet. Bunlara bakacaksın. Yani para balığa vuruyor kardeşim. Boğalara söylüyorum özellikle, yatırımlarınızın karşılığını alacağınız bir ay sizi bekliyor. Tabii. Yatırımların karşılığı geliyor boğa için. O kızcağız da işte OnlyFans'taki kız da boğa burcu, demek ki 200 bin olacak o da. OnlyFans'taki boğa burcu mu? Boğa burcu. Evet, yatırımlarının karşılığını alıyorsun. O giydiğin elbiselerin, taktığın şeylerin, kulaklık, mulaklık, tavşan mavşan yapmışsın kendini. Onların karşılığı hepsi geliyor. Allah nasip ederse. Karşılığını bol bol alacaksın kızım. Batuhan, teşekkür ediyoruz. Bir Ben Batu'nun daha sonuna geldik. Geldik mi? Geldik, bu hafta da bitiyor. Önümüzdeki hafta yine seni renkli içeceklerle beraber dışarıda... Yani bilmiyorum, bir sonraki hafta artık mekan değiştiriyorum. Değiştiriyor muyuz? Değiştireceğiz. Başka bir mekana gidelim. Sacaya gidelim. Kebap yiyelim. Kebap, şiş yiyelim. Ben Batu ile beraber. Midemize et girsin.
midemize bir etkilsin. Etin tadını unuttuk. Habire tavuk yiyoruz. Hiç zengin abilerimiz hiç gelmiyor bu aralar. Ben çözemedim bu işi. Yani ben de götürünce sadece beyaz et yiyoruz arkadaşlar. Ete giremedik daha. Giremedik. Allah burada nasıl kısmet ederse zengin abilerimizin de İstanbul'a inmesiyle beraber ya da bizim gitmemizle beraber bir etin tadına bakacağız Hakan'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İzleyenlerin hepsine selam olsun. 3 şapka detayını unutmayalım. Aşağıdaki yorumlarda buluşalım. Like tuşlarına basın. Aşağıya yorumları yapıştırın. 3 tane şanslı kişi çekeceğiz. Aynen. Ve benim şapkalarımdan 3 tane hediye göndereceğiz. 3 şapka hediyesi Batuhan Karadeniz'den. Şapkaya bak. Önem. En güzel soruyor mu? Hayatta şapka çok önemli Hakan'cığım. Her konuda bak. Sadece kafana taktığın olarak değerlendirme. Ucuzu var, pahalısı var bunun. Anladın mı? Ucuzunu takarsan ne olur? Kafan mantar olur. Havalanmaz. Boyun posun devrilmesin. Çocuğun Batuhan olmaz oğlum. Mantar olur. Batuhan, boyun posun devrilmesin. Evet değerli izleyenlerimiz, kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki şu programı canlı çeksek kaç milyon izlenir? Of. Yani şunları gerçekten canlı olarak versek, yani yemin ediyorum kesmese bizim çocuklar falan, hani böyle ettiklerimiz, söylettiklerimiz tam olarak verseler, yemin ediyorum 100 milyon izlenir bu program. Sonuna gelemiyoruz programın. Şapka önemli. Evet, ben Batu'nun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.